Herkese merhabalar. Bu videoda anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Uyarıyı okuyalım lütfen. Uyarıdan sonra BIST'in gözde hisselerine bakalım. BIST'in iyi olduğunu düşündüğümüz hisseler bunlar. Bunlar program yardımıyla filtrelendi. Elde kalan hisselere tekrardan Excel yardımıyla işlem uyguladık. İşlem sonucunu tekrardan Excel yardımıyla ek filtreler koyduk. Kendi istediğimiz şekilde sonuçta kalan şirketler bunlar oldu. Bunları daha detaylı bakalım. Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta şöyle, çeyreklik net karları iyi. Bu verileri çekememiş. Öz kaynak karlılığı yok. Başka bir programdan yardım alıyoruz. Evet, şu net kar burada. Türkiye Sigorta öz kaynak karlılığını arttırmış. 24'ten 43'e arttırmış. Yani Türkiye Sigorta'nın ederinde olması için bu 4'lerde olması gerekiyordu. Piyasa defter değeri. Yani bunun 2 katına çıkarsa, yani şu anki değeri kaç? 4.78. Yani 9'a 10'a çıkarsa bu bir 3 oluyor piyasa defter değeri. Daha bu artık 11, 10, 11'e kadar yolu var gibisinden mantıkla düşünebiliriz. Yani hisse değeri arttıkça bu iki hisse 2'ye katlarsa bu da 2'ye katlar. PD'de olması gereken ne? 3.5-4 arası. Şu an ne? 1.46. Bizim yatırımlarımız var. Öyle söyleyelim. Doğuş 2.29. Öz kaynak karlılığı 8.3. Aslında bu 8.3'te olması gerekirken 2.29'da gayet ucuz. Öz kaynak karlılığı gelecekte artacak mı artmayacak mı nasıl bakıyoruz? Bu dönem için şu üçünü görmüyoruz. Buradan buraya çıktığı için öz kaynak karlılığı artmış. Daha yüksek bir kar gelirse bu sefer bunları görmeyeceğiz. Bununla gelecekteki karı karşılaştıracağız. Öz kaynak karını arttırıp ama düzenli olarak artış gözüküyor. Çok güzel ve zaten ucuz. Bizim hesabımıza göre nasıl bakalım? Bizim hesabımıza göre DOAŞ ucuz 2.6. Bu 10 olana kadar, yani 3 ile çarparsak bunu 3 kere al, yani 2-3 kat gidebilir bu hisse. Geçelim. Vestel. Çeyreklik karlar iyi. 3.2 olması gerekiyor. Kaç? 1.14. Yani piyasa defter değeri 3'e kadar gitmesi gerekiyordu. Ucuz kalmış. Vestel beyaz eşya 2.7. Kaç olması gerekiyor? 6. Ucuz kalmış. Yani şu gelecekteki karlar düşerse ucuz kalmış diyemeyiz. Ama kar artarak devam ederse ya da bu şekilde kar giderse ucuzluğu devam edecek. Tofaş öz karlılığı 6.7 olması gerekiyor. 4.8'lerde. Gelecekteki karları daha da artarsa daha da ucuz hale gelecek. Tire, yani bizim en çok sevdiğimiz şu satışların artışı, fabrikün artışı ve çeyrek net karın artışı. Yani şu üçünü görmüyoruz. Bu geçen dönem bu 4'üydü. Bu dönem bu 4'ü. Yani aslında 3'ü sabit, bir tane en baş ve en sondaki değişiyor. Net kar bir dönem içinde, en son 2021'e 2. dönemi için konuşuyorum. Buradan buraya çıkmış. Yani öz kaynak karlılığını arttırmış. %50. Yani piyasa defter değeri 5 olması gerekirken 4.12'de. Yani bu hemen hemen değerinde. Yani bunu ucuzlatmıyorlar. Neden? Sürekli artış var. Net kar arttığı için, yani önümüzdeki dönem bu gidecek. Yani önümüzdeki dönem bu kadar bir kar yaparsa bu gidecek. Bu gittiği o geleceği yine değer kazanacak. Yani çok güzel bir şirket. Yani ertesi dönem bu sefer bu gidecek. Yine bu kadar bir kar ya da bunun daha fazlası bir kar geldiği için sürekli öz kaynağını arttıracak. Yani geleceği de iyi, geçmişi de iyi. Öyle söyleyelim. Tatkı'da iyiyim. Yani şöyle iyi. Kaç? 3.7 olması gerekir. 1.45 gideri var. Ama işte buradaki toparlanma artarsa çok hızlı gider. Şişenin olması gerekirken 2.1, 1.07, 2 kat gitme potansiyeli var. Yani ucuz ederinin altında. Şimdi şu üçünü görmüyorduk. Buradan buraya çıkarmış. Yani iyi arttırıyor. Devam ediyor. Dikkat edilirse öz kaynağı sert artıyor. Sert artmasının nedeni şu 4 birim
hesaplanıyor. Bu dönem bu 4 birim. Yani geçen dönem bu 4 birim, bu dönem bu 4 birim. Yani aslında şu 3 birim aynı. Bu en sondaki birimle ilk baştaki biriminin farkına bakıyoruz. Bu fark yükseliyorsa öz kaynak karlılığı artıyor demektir. Gelecekte bu daha büyük olduğu için bunu atacaklar. Bu da düşük olduğu için yani gelecekte de daha yükseğe gitme potansiyeli var öz kaynak karlılığın. Bu yükseğe giderse 3 olursa PDD'si de 3'e gitmesi gerekecek. Yani bu 4 olur, 5 olur. Burası 1 kalır. Halen ucuzdur deriz yani. Öyle söyleyelim. Geçelim. Selçuk da aynı. Burada geçmişte küçük karlar var. Bunlar atılıp yeni daha yüksek karlar geldikçe bu öz kaynak karlılığı artacak. Tabii bu 22 olması gerekirken 1.37'de gelecekte potansiyel barındırıyor. Sarkutya yani burada üçünü bakmıyorduk. Buradan buraya geçmiş. İyi bir kar, öz kaynak artışı var. Satışlar artıyor, fabrika artıyor. Güzel. Kaç olması gerekiyor? 5.7. Kaç? 3.8. Göreceli olarak ucuz. Yani kaldıraç olanlarına baktığım zaman bir yatırım var. Yatırım var ama borçluluk artıyor. Bunlara değinmeyelim. Petkim sevdiğimiz şirket artış artış artış. Yani bu üçünü görmeyelim. Buradan buraya artmış. İyi bir artış. Önümüzdeki dönem bunu atarsak yani şu bu sefer önümüzdeki dönem yani şu dönem şunlar var. Bu gidecek. Bu üçü sabit kalacak. Yine daha büyük bir bar oluşursa yine bir kazanç. Yani çok büyük bir kazanç oluyor. Yani bu şekilde giderse şu an bir dönem bunu attık. Bunları topladık. Bir önceki dönem bunların dördü vardı. Şimdi bunu yani şu üçünü saymazsak geçen dönem ve bu dönem bu üçünü göz ardı edersek buradan buraya çıkmış. Yani güzel bir artış. Önümüzdeki dönemde bu üçüne bakmayacağız. Buradan nereye çıkacak? Eğer bundan daha büyük bir bar çıkartırsa öz kaynak daha da artacak demek. 4.3'e gelmiş. 4.3 olması gereken piyasa defter 1.62. Yani buradaki kar böyle artmaya devam ederse çok güzel bir şirket. Yani zaten şu an Petkim bizim hesabımıza göre ucuz kaldı. Petkim'e bakalım. Evet, ucuz 3.7. Yani bu aslında 2 kat gitse bu şirket daha ederini bulmayacak. Yani 4 diyelim. 2-2.5 kat yolu var bu şirketin. Kendini yenilemiş. Hızını yenilemiş. Yani şuradan da bakabiliriz. Petkim'in nasıl bir hız yenilediğini. Deli bir şekilde hız yeniliyor. Evet. P. Primasan. Petkim burada. Evet. Ortalama 20 birimlik hız yenilemesi var. Çok güzel bir yenileme. Yani bu 46, 11, 15 yani 20 yani çok önemli. Burada bizim listemizde geçen dönemde yokken bu 20 birim yenilemeyle bu bizim listemize girdi. Yani bu artık daha da aşağı inmesi çok zor. Yani Petkim'in fiyatını düşürmeleri çok zor. Artık bu gelecekte daha büyük karlar yazacağı için hisseyi yükseltmek kalıyor geriye. Yani hisseyi yükseltirseniz siz bunu buralarda tutarsınız. Hisse yükselir. Yani bunun Petkim'in düşmesine yönelik yani yapabileceğimiz hesaplarda hiçbir olası ihtimal yok hissenin düşmesine yönelik. Ayrıca hani gelecekte potansiyeli yüksek olan hisselerden Kardemir yine aynı şekilde artıyor artıyor. Burada üçüne bakmayalım. Buradan buraya gitmiş. Yani eksiden çok büyük bir artıya geçmiş. Önümüzdeki dönem yine bu kadar bir artı çıkarırsa yani daha büyük olmadığını düşünelim. Bu kadar bir artı çıkarırsa bu sefer bunu atıyoruz. Onun yerine öbürü geliyor. Yani bu artık eksiye gitmeyeceğine göre önümüzdeki dönem çok büyük bir kar yazacak. Kaç olmuş? Öz kaynak 3.9 olmuş. 3.9'a gitmiş mi? 1.5, 1.7'de 3.9'a gitmiş. İskontolu kalmış. Çok büyük bir kar yazmış. Önümüzdeki dönemde yani şu anki dönem bunların dördü. Yani bir önceki dönem şu üçünü bakmadığımız zaman bundan buraya kadar değişmiş. Yani çok büyük bir bar değişimi var. Önümüzdeki dönemde bu üçüne bakmayıp buradan nereye kadar değişecek? Yani aslında bunun daha potansiyeli şöyle söyleyeyim %17'den 39'a gitmiş %60'lara gidecek. Yani bir bu kadar daha var. Yani bundan daha büyük de yapabilir. Yani şeyi potansiyeli çok yüksek. 1.69 ama
potansiyeli çok yüksek. Bundan daha büyük bir kar yapabiliriz. Petkim, Kardemir'de gözde hisseler. Sayas. Sayas'a gelelim. Sayas öz kaynak karlılığı 116. Yani piyasa defter değeri 11 olması gerekirken 8,9'larda iskontolu. Ayrıca önümüzdeki dönem ne getirebilir? Önümüzdeki dönem bu kadar bir bar gelirse şu an şu dönem şu 4 barı hesap ediyoruz. Yani geçen dönem şu 4 bardı. Bu dönem bu 4 bar, yani şu 3 bar sabit kalıyor. Bu bardan bu bara geçiş oluyor. Yine bu kadar bir bar olursa bu sefer bu barı atacağız. Yine bir artış olacak. Yani bunun öz kaynağı yine artacak. Yani 116'dan 130-140'lara çıkacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Ucuz kalıyor. Yani daha da düşerse fiyatı 22'lerden işte 15 lira falan çok daha ucuz kalıp önümüzdeki dönem zaten getireceği belli. Bu kadar bir kar getirsin. Yani artık bu barlar buradan çıktıktan sonra yeni 4 bar oluştuktan sonra öz kaynak karlılığı o 4 barla hesaplanacak. Gelecekte potansiyel barındıran bir şirket. Brisa yani buradan buraya çıkmış güzel. Ama önümüzdeki dönem karlarında artık yine bir aynı bar getirirse artık bir sabitleme gelecek. Yani sabitleme nerede olacak? Yani önümüzdeki dönem aynı karlara devam edip net karına devam ettirirse %70'lerde öz kaynak karlılığı yani piyasa defter değeri de 7 olması gerekirken yani 4'lerde daha. Yani gideri var. Yani gideri var. Yani bu önümüzdeki dönemden sonra artık duracak. Yani duracak değil mi? Stabil olacak artık. Şirketler büyük olunca belli bir noktadan sonra zararları da karları da çok değişmiyor. Demirsaş, demir dökümlere ne oluyor bilmiyorum. Yani buradan buraya geçmiş iyi bir kar. Yani şu üçünü görmezsek buradan buraya arttırmış son dönem. Bakın iyi bir şekilde arttırdığı belli. İki katına çıkıyor neredeyse. 32 olmuş. 3,2'de mi? Değil. 2,49'da hemen hemen ederine yakın yalnız. Ama gelecekte ne olacak? Gelecekte şu an bu 4'ü hesaplanıyor. Sonra bu kapanacak, bu gelecek. Daha büyük bir bar, daha küçük bir bar yapabilir. Yani burada artık geleceğe bir şey diyemiyoruz. Bu demirin nasıl mal satar, nasıl yapar, buradakiler ne olur? Tabii bunların sonucuna göre çeyrek net kar belirliyor. Onlar ne olur bilemiyorum. Çok iyi demeyelim, bunu silelim buradan. Cusan, 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 Cusan. Evet. Yani öz kaynak karlılığı 33'e çıkmış. Burada şu 4 tanesini alıyor. Önümüzdeki dönem eğer böyle bir bar yaparsa şu 4 tanesini alacak. İyi bir öz kaynak karlılığı artışı olacak. Yani yine bu şekilde barlar yapmaya devam ederse bunlar küçük bar olduğu için öz kaynağı sürekli artacak. Yani bu şekilde 3, 2-3 dönem giderse şu kadar bar yaparsa sürekli satışlar artıyor, fabrika artıyor. Bu da artarak giderse potansiyeli çok yüksek bir şirket. Çünkü bu arkadan gelenler silindikçe daha yüksek öz sermaye karlılığı olacak. Şu an için zaten 3, 3,3 olması 2,35. Şu an için çok bir karlılığı yok. Potansiyeli yok. Ama gelecekte potansiyel var. Tabii bu metal fiyatları, satışlar ve kar marjları ne olur onu bilemiyorum. Eğer bu kar marjları değişmezse varsayımı bizim için. Ama gelecekte potansiyel olan bir şirket. VN Taş gelecekte yine potansiyel var. Arkadaki karlar düşük, öndeki karlar yüksek. Bu karlardan daha yüksek gelirse yani satışlar yükseliyor, forward yükseliyor. Şey gidecek. Peki ucuzluk ne durumda? 2,1'lerde 1 çok da ucuz değil yani. 1,71 oran 2,1'e hemen hemen aynı yani %10, %20 belki ucuzluğu var. Ama gelecekte şu karları yükseltebilirse yani çok büyük ihtimalle yükseltecek. AES'e bakalım. 51, 5,1 olması gerekirken 4,3'te yani %10, %20 bir iskonto olduğunu düşünelim. Satışları artıyor. Bu fabrika artıyor. Buradaki barlar yükselerek giderse yani geçen dönem şu üçüne bakmayalım. Buradan buraya çıkarmış barı. Bu dönem yine bu kadar bar olduğunu düşünelim. Bu sefer şu üçüne bakmayacağız. Bu eksi kırmızıdan daha büyük bara çıkmış olacak. Bu sefer daha büyük bir öz sermaye karlılığı. Yani artık %50 değil de 70 olacak. Geleceğe çok güzel. Öyle söyleyeyim. Bu sefer burada hisseyi baskılayacak yani yukarı çıkması için. AES beğendiğimiz bir hisse oluyor bu durumda. Yükselene bakalım.
Yükselen gerçekten de yükseliyor. Satışlar yükseliyor, fabrik yükseliyor. Çeyreklik net kar yükseliyor. En güzel sevdiğimiz şey bu şekilde yükselmesi. Çünkü şu üçüne bakmayalım. Buradan buraya atlamış. Öbür dönem bu üçüne bakmayacağız. Buradan şu bar daha yüksek olursa buradan oraya atlamış olacak. Yani öz kaynak karı da sürekli artık 24 olacak. 34, 40. Şimdi 24, 2,4 olması gerekirken 3,52. Evet. Bu şimdi şu anki durumuyla pahalı bir şirket haline geliyor. Yani bunun yerine Kardemir diye bakılabilir. Şu anki durumuyla pahalı bir şirket haline geliyor. Çünkü ederinden fazla şu an. Şu an bu 2,5'larda olması gerekirken ederi bu ederinden %50 %60 yüksekte. Bunu silelim. Çimsa'ya bakalım. Evet, Çimsa beğendiğimiz bir şirket. Niye beğeniyoruz? Şöyle beğeniyoruz. 4,41, 4,1 olması lazım piyasada. İlk 1,68, yarı yarıya ucuz. Bir, yarı yarıya ucuz. Sonra kaldıraç oranını düşürüyor, cari oranını yükseltiyor. Olumlu şeyler, net karını, burada öz kaynak karlılığını %41 yapmış. Bu da olumlu. Geleceğe baktığımız zaman şu an ne yapmış? 3 tanesine bakmayalım. Buradan buraya arttırmış. Önümüzdeki dönem bir bar daha yapacak. Bu sefer ne yapacağız? Bu üçüne bakmayacağız. Buradan ne kadar artmış? Zaten bu ve bunun üstünde bar yapacağı için buna göre iyi bir artış olacak. Öz kaynağı daha da artacak. Ve ertesi dönem bu sefer buradan bakacağız. Yani bunlar hep öndekiler küçük olduğu için bunun ve bunun üstündeki karlar, açıklayacağı karlar her zaman öz kaynağını arttıracak ve gelecekte müthiş bir potansiyel var. Çimsa'yı beğendik. Yine burada da beğeniyoruz fiyatı. 2,3 olması gereken 1,49 iskontolu. İskontolu. Burada da bunlar şu şekilde küçük olduğu için önceki karlar karını arttıracaktır. Bizim burada yaptığımız yorumlar yatırım tavsiyesi değiller. Bu ayrı bir program. Bununla da inceleyebiliyoruz gerek duyduğumuzda. Mesela bu Türkiye Sigorta gibi şirketlerin verilerini hesaplayamıyor bu program. Biz bunu başka bir programla inceleyebiliyoruz. Bizim burada ucuz diye hesapladığımız şirketler şu şekilde özel hesaplama yöntemiyle şu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Belli bir noktadan sonra alınmıyor zaten. FK'ları kabarık olan, FD fabrikleri kabarık olan şirketleri almıyoruz. Hesaplamaya dahil etmiyoruz. Burada ucuz gördüğümüz şirketler 1,5-2. Yani bu 10 ise ederinde demektir. Mesela Petkim 3,7'ymiş. İsmen 3,2'ymiş. Bu yatırım şirketleri çok volatil olduğu için bunlara da biraz dikkat etmek gerekiyor. Doğaç 3,4'müş. Kardemir, mesela bu Kardemir çok volatil değil. Hem ucuz hem de potansiyeli yüksek. Arsan, Ülker, bizim burada ucuz gördüğümüz hisseler bunlar. Tabi bunlar bazıları ucuz olabilir ama yürümeyebilir. Niye? Kendini yenileyemiyor. Biz burada kendini yenileyen şirketleri açıkladık. Yeteri seviyede yenileyen şirketleri açıkladık. Bunun dışında da açıklamadığımız şirketler var kendini yenileyen. Onlar da buralarda, şuralarda var yani mesela. Örnek verelim. Doğru. Kendine 8 birim yeniliyor burada. Çok yenileyemiyor. Ucuz kalmış. Bakalım. Goodyear mesela. 9 birim yeniliyor kendine. Yani bunlar da yeniliyor. Brisa'yı koymuş olabiliriz ama Goodyear'a bakalım. Goodyear. Yani bunlar bütün hisseler değil. Bizim güzel gördüğümüz Hudi'de potansiyel pek yok. Çünkü şöyle şöyle hemen hemen aynı olmuş. Brisa'ya bakalım. Brisa'ya bakalım. Bunda da önümüzdeki dönemden itibaren potansiyel olmayacak. Standart bir şeye girecek. Artık bu öz kaynak karlılığı bir standarda binecek. Eğer hani çok yüksek net karlar yazamazsa bu şekilde giderse zaten bu şekilde gitmesi beklenir. Anormal durum olmadıkça. Evet, TT.com var. TT.com'a bakabiliriz. TT.com'a da baktıktan sonra bitirelim. TT.com gelecekte ne olur bunu hesaplıyoruz. Yani TT.com burada bizim
TED 5,8 yani yarı yarıya iskontolu gözüküyor ama finansal borcu çok yarı yani %50 finansal borcu var. Finansal borçları sıkıştırıyor şirketi. Evet, TED.com'da yani bunlar çok büyük bir değişim yapmaz yani artık bunlar böyle aynı şeye de gider yani büyük şirketler çok volatil değil. Bizim burada volatil olarak seçtiğimiz Çimse var. Yani düşük karlılıktan yükseğe çıkıyor ama zaten %40 öz karlılığı var. Mesela AES var. Zaten bu düşükten yükseğe çıkıyor ama zaten burada 51'e çıkmış. Bunlar sildikçe bu 50'den 100'e çıkacak ve fiyatı da arttırmak yani hisse fiyatını zorlayacak yani. Dolayısıyla bizim burada seçtiklerimiz yani gelecekte potansiyel barındıran hisseler. Onun için Türk Telekom'u dahil etmedim. Hatta bazıları potansiyeli biten şirketleri dedim ki hani bu potansiyeli bitmiş diye de söyledim. Anlatacaklarımız bu kadardır. Herkese iyi günler.